davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Çünkü okulumuzun mezunları arasında gerçekten çok meşhur, benden çok daha tanınmış kişiler var. Ama Ankara'da olmamın herhalde bir avantajını kullanıyoruz. Gerçekten Ankaralıyım diyebilirim. 56 yıldır Ankara'dayım. Gerçi İzmir'de olayım ama Çanakkale, Antep, Malatya derken sonunda Ankara ve daha sonra da hep burada. Ve size hem biraz kendimden hem bu benim yaşamım sürecinde okulumuzla ilgili gelişmelerden ve bilimdeki gelişmelerden ve geleceğe yönelik de ufak bir perspektif size sunmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi burası küçük bir okul ama çok büyük aslında. Çünkü Türkiye'nin ilk fen lisesi ama kuruluş felsefesi çok daha büyük. Onu vurgulamaya başlayacağız. İlk slide alırsam. Evet, ben Ankara'da Hürriyet İlkokulu'ndan mezun oldum, Anıttepe'de. Ve küçük bir okuldu ama çok sevimliydi, bize çok şey öğretti. İlkokul öğretmenimin benim üstündeki emeklerini hiç unutamam. Ama ondan önce ailemin tabii. Ailem bizi çok disiplinli yetiştirdi ve her görevimizi kendimizin yapmamızı gerektiğini öğreten bir çevrede büyüdük. Ve sanırım günümüzdeki eğitim koşullarında birçok eksiklikleri biz o zaman tam yaşadık. Yani belki biyoteknoloji, teknoloji çok geriydi ama birçok şeyi kendimiz yaparak, problemleri kendimiz çözerek ve çok okuyarak aslında kendimizi çok iyi geliştirdik ve problem çözme yeteneğimiz gelişti. Ve daha sonra TED Ankara Koleji'ne geçtim. TED Ankara Koleji'ne geçerken okul hakkında çok olumlu, olumsuz şeyler söyleniyordu ama şansımızı denedik ve hakikaten çok güzel bir eğitim aldım orada ve o süreçte yabancı hocalardan farklı düşünceleri ve disiplinleri öğrendik. Derken Ankara Fen Lisesi'nin sınavını kazandım ve o dönemde Fen Lisesi daha yeni kurulmuş. Okulun eğitimi ve öğrencileri hakkında böyle çeşitli hurafeler dolaşıyor. Orası da eğitim çok ağır ancak çok dahi olanlar mezun olabiliyor gibi. Ama şansımızı denedik. Ve ben bu okula geldiğim zaman ilk mezunlar, işte bizden önceki mezunlarla karşılaştım. Baktım çok sıradan insanlar. Ama içine girince o sıradan görünüşün arkasında ne kadar büyük zenginliklerin olduğunu yaşamaya başladık. Daha da önemlisi öğretim kadrosu muhteşemdi. Ve hepsi özel olarak seçilmiş, eğitim verilerek buraya gelmiş olan hocalardı. Kitap yazmış hocalardı. Ve kitap derken bu okulun kurulmasında geliştirilen eğitim sistemi aslında çok geriye dayanıyor. Ve gördüğünüz şu okul Bronx'ta, New York'ta bir bilim okulu. Ve o okuldan mezun olanlar içerisinde 8 Nobel ve Pulitzer var. Ve bu okul örnek alınarak burası kuruluyor. Ve 65 yılında ilk temeli atıldığında eğitim sisteminin önce fizik programı, daha sonra biyoloji programı, ders müfredatı oluşturuluyor. Ve ders müfredatı oluşturulurken 25 Nisan Dünya DNA Günü ve DNA'nın modelini keşfeden, bu nedenle de Nobel ödülü alan Watson da bu kadronun içerisinde yer alıyor. Ve 1962'de ödül alan, Nobel ödülünü alan Watson daha sonra 1965 yılında bu okulu gelip ziyaret ediyor. Neden? Çünkü kendisinin geliştirdiği kitapta ilk eğitime girdiği okul olduğu için bu değeri veriyor ve buraya geliyor. Ve işte böyle bir ortamda biz yetişmeye başladık. Ve analitik düşünceyi, analiz yapmayı, problem çözmeyi ben buraya geldiğim zaman hep hayatım boyunca çok başarılı olan bir insan birdenbire burada ayaklarım tökezledi. Çünkü gerçekten ezbere dayalı bir eğitimden geliyorsunuz ve sistem değişiyor. Bu sisteme adapte olmak bir yaşam deneyimi ve ileriye yönelik size çok şeyler öğretiyor. Ve bu süreci atlattık. Ve Fen Lisesi'nde çok şey öğrenerek
hem sosyal anlamda hem eğitim anlamında çok şeyler bana kattığını yadsıyamam. Onun için bu okul bana ne görev verse her zaman hepimizin bunu yerine getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve daha sonra belki çok yanlış bir şey diye düşünebilirsiniz. Yine ezbere dayalı bir eğitim sisteminin içine Hacettepe Tıp Fakültesi'ne geçtim. Ve bu kez tabii buna adaptasyon söz konusu oldu. Hacettepe'ye kadar hep böyle dereceyle mezun olan birisi, çok başarılı olan birisi. İlk defa bu okulu ben dereceyle bitirmedim. Ama araştırma yapmayı öğrendim. Bir başka anlamda ve TÜBİTAK proje yarışmasına girdim. Gerçi lisede de girmiştim ve eşimle beraber araştırma yapmaya başladık. Daha sonra eşim olan kişiyle. Ve Hacettepe'den mezun olduktan sonra tekrar iç hastalıkları ihtisası için Hacettepe'de devam etmeye başladım. Ta ki eğitimim sırasında Karolinska'ya 1,5 yıllığına bir burs alıp gidene kadar. Ve bu yaşamımda bir zıplama diyebilirim, bana gösterdi. Çünkü Karolinska her ne kadar hep Nobel ödülünün Karolinska'dan, Stockholm'dan verildiği söylenirse de enstitü ayrı, hastane ayrı bir yapılanma içerisinde ve enstitü çok büyük bir temel bilimler zenginliği, madeni ve hastaneyle iç içe ve bu ortam içerisinde üretken olmamak diye bir şey söz konusu değil. Tek eksikliği nüfus. Ve tıpla ilgili araştırmalar yapıyorsanız insana ihtiyacınız var ve nüfusa ihtiyacınız var. Ama kalifiye insan kadroları o kadar güzel ve sistem o kadar iyi kurulmuş ki dünyadan birçok kişi sırf araştırma yapmak için geldiği enstitüde bir de onun üstüne eklediği katkılar var. Ve bu ortamda ben o kısa süre içerisinde birçok yayınlar yaptım. Bakın ve bu yayınların içerisinde bir tanesi var ki bugün hala önem taşıyor. O da şu, lösemi kan kanserinde. Daha o dönemlerde lösemiyi hep mikroskop görüntülerine göre sınıflandırılırken monoklonal antikorların geliştirildiği ve bu gördüğünüz kişiler 1984'te Nobel ödülünü aldığı sırada ben 83-84'te orada laboratuvarda monoklonal antikorları laboratuvarda kullanıyordum. Ve onlarla yaptığımız yayınlardı ve lösemide lenfoid lösemilerde ilk defa miyeloid antijenlerinin de bulunduğunu aberan ifadenin olduğunu biz o zaman fark ettik ve yayınladık. Ve bundan sonra oradaki eğitimim, gerçi Fen Lisesi'nde de biz eğitim sırasında burada laboratuvarlarımız vardı. Farelerle olmasa da kurbağalarla burada deney yaptığımızı çok iyi hatırlıyorum. Ama orada daha translasyonel tıp dediğimiz klinikten, laboratuvar ortamından kliniğe geçiş tıbbının örneklerini işte orada öğrendim. Ve Türkiye'ye döndükten sonra da onları burada uygulamaya başladım. Tabii sonuçta iç hastalıkları uzmanısınız, bir yandan hekimsiniz, bir yandan araştırma yapmak istiyorsunuz ama okudukça görüyorsunuz ki araştırma sadece klinik araştırma değil, preklinik laboratuvar araştırmasını da içeriyor. İşte böyle bir ortam içerisinde çözüm aramak ve çeşitli girişimlerde bulunmak gerekiyor ve cesur olmak gerekiyor. Bazen garantici olmamanız, risk almanız gerekiyor. İşte bu koşullarda Kordon Kanı Bankası kurduk. Yine eşimin işbirliğiyle, onun kanın doğumcu olmasıyla bize çok büyük desteği oldu. Onun dışında preklinik araştırmalarda, laboratuvar ortamında çok güzel şeyler şimdi yapıyoruz. Fare modellerinde transplantasyon kurduk. Ve deneysel kanser modelleri oluşturmaya başlıyoruz. Bunlar hiç daha önce hayal etmeyeceğim, hep yayınlarda başka ülkelerde yapılan şeylerdi. Ama bunlar çok sabır gerektiren olaylar. Ve bu sabrı göstermeniz için sizin bu süreçte başka başarılarla da tatmin olmanız ve etrafta tatmin etmeniz gerekiyor. İşte burada klinik araştırmalar bize destek oldu. Klinik araştırmalarda 1900
90'lı yılların başından itibaren uluslararası işbirlikleriyle önce Avrupa Lösemi Grubu, daha sonra Avrupa Miyelom Network ile, en son şimdi Balkan Miyelom Çalışma Grubu ile birçok uluslararası organizasyonla işbirliği yaparak çok güzel çalışmalara katıldık. Ama tekrar söylüyorum, Türkiye bir ekonomide ileri bir ülke değil. Ve buradan başlayan klinik araştırmaları yürütmek gerçekten çok zor. Çünkü bir ilaç sanayiniz yok. Gerçek anlamda var Türkiye'de ilaç üretimi ama özgün yeni molekül geliştirilme konusunda çok fakiriz. Bu alanı mutlaka desteklenmesi gerekiyor. İşte bu çerçevede de ilk kez şimdi bir faz 2 çalışmayı, benim yürütücülüğümde uluslararası bir çalışmayı başlatıyoruz. Bunlar tekrar söylüyorum, sabır gerektiren ve uluslararası işbirliğini gerektiren olaylar. Bu arada yayınlar oluşuyor ve yayınlar oluşurken de çalıştığınız alan sizin etkinliğinizi de belirliyor. Bakın, yıllar içerisinde 1980'li yıllardan sonra yavaş yavaş ve daha sonra hızlanarak artıyor ve bunların başkaları tarafından etkinliğinin gösterildiği olan impact faktörünün ortaya çıkması da zaman alıyor. Ve çalıştığınız alan ne kadar popüler bir alansa o kadar çok. Bir de rehberlere eğer adınız girerse, sınıflamalara, risk belirleme yayınlarına adınız girerse daha çok atıf alıyorsunuz. O sizin işbirliğinizin, uluslararası işbirliğinizin yansıması tanınırlığınızı arttırıyor. Bunlar bilimdeki işte ufak taktikler diyebiliriz. Peki bu bilime katkı Türkiye'de ve dünyada nasıl? Burada hep konuşulan bir konu, cinsiyet önemi var mı? Bence var. Bu videoyu gösterecek çok vakit yok ama bir çalıştırabilirsek kısaca bir şey göstermek istiyorum size. Burada size göstereceğim hanım 1988 yılında Nobel ödülünü alan bir kişi. Ve şu anda dünyada önemli ilaç firmalarından biri olan GlaxoSmithKline'ın öncesinde Wellcome Burroughs firmasının kuruluşunda rol oynayan bir kişi. Aslında bir Rus Yahudi ailenin çocuğu ve onların Amerika'ya göçmesiyle Amerika'da dünyaya geliyor, New York'ta büyüyor, 1914'te doğuyor. Ve 1914'te doğduğu zaman 14'te doğuyor ve çok başarılı, çok hakikaten yetenekli ve koleji erken bitiriyor. Charlie Rose'la bir görüşmesi var. From the University of North Carolina Public Television. Welcome. Hiç evlenmemiş ve hayatını tamamen araştırmalarına adamış ve çalıştığı bu işbirliği yaptığı ekiple geliştirdiği ilk ilaç lösemide hala kullanılan altı merkap töpürün, sonra immün sistemi baskılayan İmran ilacı ki transplantasyonda çok önemli ve birçok böbrek transplantında hala kullanılan bir ilaç. Antiviral ilaç, virüslere karşı asikloviri geliştiriyor ve en son olarak da AIDS tedavisindeki AZT'yi. Bakın, bütün bu ilaçları hepsini geliştirebilen bir kadın ve bu kadın 1940'lara gelen, yani İkinci Dünya Harbi sırasından önce kadınlara iş bulmak zor olduğu için öğretmenlik yapmak zorunda kalıyor. O kadar kalifiye bir kişi. Ta ki 1941'de harp döneminde kadrolar, erkekler harpte, kadınlara yer açılıyor. O koşullarda üniversiteye giriyor ve doktorasını tamamlamadan ilaç araştırmalarına dönüyor ve ondan sonra tam gaz ilerliyor. Şimdi kadınların Nobel'deki temsiliyetine baktığınız zaman tıpta 100 civarında ödülden ancak 12 tanesi kadınlar tarafından alınmış. Bunlarla ilgili kitaplar var. Tavsiye ederim. Hakikaten insanın yaşam dersi alabileceği şeyler bunlar. Ve şu bu çok yeni bir makale. Gözüme çarptı ama çok önemli bir Amerikan dergisidir. Bunun bu ay içerisinde çıkan sayısında Amerika'daki kongrelerdeki konuşmalar arasında, sunumlar arasında kadın hekimler tarafından yapılan sunumların yıllar içerisindeki dağılımını vermişler. Ve Amerika'da 2007 ile 15 arasındaki toplam hekim sayısı 828'den 938 bine çıkıyor. Bunların içerisinde cerrahi branşlarda olanlar 150 binden 153 bine.
total cerrah sayısı. Bunların içerisindeki total hekimler arasındaki kadın olanlara baktığınızda %26'dan %32'ye artış olduğunu, cerrahlar arasındaki bu oranın %14'ten %18'e arttığını görüyoruz. Bu oran Türkiye için ne biliyor musunuz? Biraz sonra size söyleyeceğim. Bizde çok daha iyi. Burada sunumların içerisinde, yıllar içerisinde bakın oranlar %30, %20'lerde dolaşıyor sunumların oranı. Yani gördüğünüz gibi meslekteki bulunmayla, temsiliyetle kongrelerdeki sunum temsiliyeti arasında bile bir zafiyet var, bir oransızlık var. Oysa Türkiye'de dediğim gibi bizde çok daha fazla hekimlerin, hele ki benim yetiştiğim dönemde ilkokul, ortaokul eğitimde, lise eğitiminde. Bu arada biz liseye buraya geldiğimiz zaman 96 öğrenci alınmıştı. 16'sı kızdık ve muhteşem bir sayı dendi. O zamana kadar hep daha az alırken ilk defa bizim senemizde kızların sayısı bu kadar yüksekti. Ama her şubede 4'er kız, yani düşünün 20 erkek 4 kız. Ama bu kızlar az seçildiği için değildi. Yani sonuç burayı tercih edebilmek, yatılı okula kızını vermek herkesin belki düşünmediği bir şeydi. Bu söz çok önemli, Atatürk'ün sözü. Hepimiz hep askeri güçten bahsediyoruz ama esas bilim ordusu, ilim ordusu çok daha önemli. Çünkü bu sizi ileriye götürecek olan şey. Şimdi Türkiye'deki akademideki oranlara baktığınız zaman gördüğünüz gibi araştırma görevlisi düzeyinde kadınların oranı %49,8, yani %50 nüfusu tamamen yansıtıyor. Ama yukarıda piramidin üstüne doğru çıktığınız zaman profesörlerde bu oran %29'a iniyor. Ama genelde Türkiye'de hep öyle değil mi? Hep kadınlar yukarı doğru yükseldikçe sayıları azalıyor. Belki burada bizim de bir suçumuz var. Kadınlar olarak birbirimize daha çok destek vermemiz lazım. Erkekler birbirlerini daha çok destekliyorlar. Bence bilimin bir ülkede gelişmesinde önemli olan ortam. Çünkü bulunduğumuz ortamlar bizi ya yukarı çekiyor ya aşağıya çekiyor. Birçok nedenlerle. Bu süreçler içerisinde kalite önemli. Bulunduğunuz ortamın kalitesi ve amacı sizi daha ileriye yönelmek için itekleyebilir. Ama tam tersi, onların düzeyi aynen Pascal'ın kanunları gibi sizi aşağıya doğru da çekebilir. Onun için bir ülkenin bir kere önceliklerini belirlemesi gerekiyor. Ve bunlara destek verirken gerçekten diyorum, sadece para desteği değil. Çünkü bir yerde kadrolar ve maddi güç, bunlar hepsi bir arada olması gerekiyorlar. Ve sonuçta ben Türkiye Bilimler Akademisi'ne seçildiğim zaman o vakit suni zeka uygulamalarının ilk örneğini yapmıştık. Mikroskop görüntülerini bilgisayar programında, bilgisayar bölümündeki öğretim üyeleriyle işbirliğiyle işte snake algoritması, kontur tanıma, pattern recognition, onunla mikroskoptaki hücreleri tanımlayarak insan gözüne ihtiyaç olmadan yapmayı. Ama bunu bir türlü sanayiye ve üretime götüremedik. O dönem patent başvurusu da yapmadık. Çünkü o dönem Türkiye'de patent başvurusu demek 40-50 bin lira para harcamak demekti. Şimdiki gibi değil. Şimdi üniversiteler bu konuda çok daha organizeler. Onun için sizin iyi olmanız yetmiyor. Birçok partnerin, eşdeşin de bu alanda bunların baştan iyi planlanması gerekiyor. Evet, sürem çok az kaldı. Dünya aslında çok ileri gidiyor. Bizim bilimde dogmaların olmadığını bilip dogmalarla boğuşmamamız lazım. Nedir bu? Örneğin histolojide eskiden biz tamamen hücre gelişimini işte kök hücreden olgun hücreye doğru gittiğini bilirdik. Bunu sınavlarda sorulurdu, bilmezseniz sınavda kalırdınız. Ama şimdi öyle bir noktaya geldik ki hayatın başı olan gamet hücreleri dediğimiz, yani sperm yumurta hücrelerinin bile erişkin hücrelerden üretilmesi söz konusu. Yani suni üretim dediğimiz suni cinsiyet hücrelerinin üretilmesi var.
Duydunuz belki Çin'de çok ilginç şeyler oluyor. Çin'de insanlar, bilim adamları Amerika'da yetişiyorlar, gidiyorlar. Ondan sonra kendi ülkelerinde önce bebekte genetik bir değişim yaparak ileride AIDS hastalığına yakalanmaması için bir hücre membranında oluşan bir adezyonla aracılık eden CXCR4 molekülünün oraya girmesine engel olacak bir genetik manipülasyon yaptılar. Bunu çok güzel rasyonalize ediyorlar. Bu bebekler büyüdükleri zaman AIDS olmayacaklar. Aması şu, bu gen sadece orada etki etmiyor. Bu genin başka görevleri de var. Bu gen örneğin mesela hafıza üzerinde de rolü var. Bu bebekler büyüdüklerinde belki daha güçlü hafızaya, daha çabuk öğrenmeye de sahip olabilecekler. Yine bu çok yeni, maymunu insan geni aktardılar. Bunun sonuçlarını, bakın dünya bunları yaparken bizim ufak şeylerle, çok basit çatışmalarla enerjimizi ve günümüzü tüketmememiz lazım. Ve bilime yapacağımız ve bu alanda göstereceğimiz gayretler bize çok fazla bir şekilde geri gelecek. Söyleyeceğim şey, iki slaytla bitiriyorum. Bilgi güçtür. Hayatta bir hedefiniz olması lazım. O hedef ulaşırken zevk duyacağınız, çalışırken enerjinizi tüketmeyecek bir zevk bir hedef olmalı. Ama bu hedef için çok sabır gerekiyor. Kimse buna tepeden zembille inmiyor. Gerçeği ve geleceği bilmek endişeleri ortadan kaldırıyor. Onun için okumak lazım ve iyi analiz yapmak lazım. Ve paylaşmak. Biz bugün burada bir şeyleri paylaşıyoruz. Ailenizle paylaşın, eşdaşlarınızla paylaşın ve böylece yükünüzü ortadan kaldırın. Bir de toplumun gözünden var. Toplumlar değişir. Bunu kabul etmek lazım ve değişmelidir. Ama planlanan bir yönde değişmesini ve onu gerçekleşmesini sağlamamız gerekiyor. Çeşitlilik. Sayın Aksu'na da söyledi. Çeşitlilik çok büyük bir avantaj. Ama bu bir yönetici için de avantaj. Çünkü çeşitlilikten oluşan bir ortamı yönetmek zordur. Ama buna karşılık size birçok sıradan ve tek düze olan bir toplumda göremeyeceğiniz üstün zekaları, üstün yöneticileri, üstün fikirleri sağlayacaktır. Sosyal ve ekonomik zorluk dönemlerinde, işte o zamanlarda bu çeşitliliğe ve toplumu götürecek uzman kadrolara ihtiyacın en çok olduğu zamanlardır. Ve böylece umarım ben de sizlere bir takım mesajları anlatmışımdır, aktarmışımdır. Teşekkür ederim.